Rasyonel sayıların ondalık gösterimi korkuttum mu seni evladım Hocam böyle bir konu var mı korku filmi gibi Aynen korku filmi gibi değil mi Şimdi rasyonel sayılar deyince aklına ne gelecek Tonguç ee, Kesirli sayılar gelecek Kesirli sayı evet. Rasyonel sayıların ondalık gösteriminde çok basit bir olay var Şimdi buradan başlayalım Bu bir rasyonel sayı 7 bölü 10 Ama ben bunu 0 tam onda 7 diye yazabilirim Tonguç Yani 0,7 diye yazabilirim Bu neden biliyor musun Tonguç buradaki virgülden sonraki her basamağın bir adı var. Mesela bu onda birler basamağı. Mesela 2 bölü yüzü de ben 0 virgül 0 e, tam yüzde 2 diye yazabilirim Tomuş. Onda birler yüzde birler basamağı. Mesela burada hayda ne yapacağız? E, 10 ve 100 yok. 1000 de yok. E o zaman ne yapalım biliyor musun? Bunu 2 ile genişletelim. Tomuş. Aa, doğru 100 Neden oldu. Ha, harika. Eksi 4 bölü, eksi 8 bölü Yüz oldu mu Tomuç? Oldu hocam. O zaman bunu ben eksi sıfır tam yüzde sekiz yani onda birler değil de yüzde birler basamağına 8' yazıyorum. Görebiliyor Doğru. musun? Çünkü yüzde sekiz demiş. İşte bu kadar. Şimdi birkaç tane daha alıştırma yapalım. Aa saray. Evet. Ne sarayı? Elhamra. Elhamra sarayı. Harikasın. Çok güzel. Öyle bir sinema vardı eskiden. Hatırlıyor musun Taksim'de? Elhamra hatırlıyorum hocam. <laughs> Sen kesin hatırlarsın tam hiç. Hocam hatırlamıyorum. Neyse. Şimdi e, bak. Be, ben çocuk bebekken mi ben? Evet sen bebekken. Şimdi bunu 5 ile genişletiyorum tamam mı Tomuk'cum? Tamam bunu 5 ile genişletirsem eksi 20 bölü 100 oldu mu kardeşim? Oldu hocam. Harika. E, bunda, ondan sonra bunda bunu bunu sadeleştirsem mi? Eksi 2 bölü 10 diyelim. O zaman çok basit. Eksi 0 tam. Onda 2. Neden onda 2? 10 böl aşağıda 10 var çünkü. Onda birler basamağında 2 var. Aynı şekilde burada da bunu 4 ile genişletsem 25'i gördüğüm 4 ile genişleteceğim. 20 5 ile geçeceğim. Bunu 4 ile 32 bölü 100 çıkar. Bunu da 0 tam 32 yüzde 32 yazıyorum. Neden? Son basamağı onda birler yüzde birler oluyor. Yüzde 32 çıkıyor. Peki buna bakalım. Hayda. Bunu da sadeleştirme yapalım Tonguç. Bunu 10 bölü 100 diye yazabilir miyim Tonguç? E buna yine sadeleştirsem 1 bölü 10 diye yazabilir miyim? O zaman 0 tam onda 1 diye yazabilirim. Çünkü onda birler basamağında sadece 1 var burada da sadeleştirme yapalım. Çat çut sadeleşti. Eksi 3 bölü 50. Bunu bir de 2 ile genişletelim ki Tam ki 100 çıksın. Eksi 6 bölü 100 diyorum. O zaman eksi 0 tam. Yüzde 6'ya ulaşabilmek için ne yapıyorum? Onda birler yüzde birlere 6'yı koyuyorum. Burası da 0 kaldı. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Ondalık gösterimi de rasyonel sayıya çevirebiliriz. Nasıl çevirebiliriz? Bu kaçta birler basamağı? Bak sıfırın sağındaki ilk basamak onda birler basamağı. O zaman 1 bölü on. Bitti bu kadar. Mesela sıfırın sağındaki ilk basamak onda birler. Bu da yüzde birler. O zaman eksi bir kere eksi olacak. Aşağısı yüz olacak. Yüzde birler basamağında. Yukarıya da sayının aynısını yazıyorsun. 18 sekiz yazıyorsun. Mesela buraya bakalım. E, altı tam. <laughs> bu da onda birler yüzde birler. Yüzde iki şeklinde yazabilirsin. Anladım ya. hocam. Anlaştık mı evladım? Numara... Peki bunu şöyle yazabilir miyiz? 602 Bölü 100 diye yazabilir miyiz? O nasıl olur Çünkü hocam? Çünkü bunda bunu çarpıyorsun, bunu ekliyorsun. Ha, doğru. Bunu da aynı şekilde eksi 3 tam e, onda birler basamağında olduğu için onda 6 şeklinde yazabilirim evladım. Aynen, hocam. Tebrik Aynen. ediyorum seni. Şimdi birazcık daha kasınç şeyler yapalım bu tomu Hocam kasınç ve basınç benim en çok... Onda birler, olur. yüzde birler, binde birler. O zaman eksi aşağısı 1000 olacak yukarısı da 512 512 bölü 1000 zorlaştırıyor. Zor duruyor hocam. Zor duruyor ama zor değil. Mesela burada bir tam aşağısı onda bir, yüzde bir, binde birler, on binde birler. Yuh. Binde yedi diyoruz ve işin içine çıkıyoruz. Eksi iki tam onda birler basamağı onda altı şeklinde yazabiliriz. Bitti. Çok hızlı yapıyorum değil mi evladım? Evet hocam. Anlayabiliyor musun? Beynim şu anda duman çıkarmaya başladı hocam. Yangın söndürücü cihazını lütfen kafama doğru çıkar mısınız? Teşekkür A ederim. Onda bir, yüzde bir, binde bir. On binde bir, yüz binde bir. Hayda! Yüz bin aşağı döşüyorum evladım. Yukarıda 5 var. Evet, eksi onda birler basamağında 8 bölü 10'dur diyorum. Ve bitiriyoruz artık. Devirli ondalık açılımda ne yapacağız? Devirli ondalık açılımda şöyle yapmamız gerekiyor Tonguç. Basit bir kuralımız var. Biz basit değil aslında, birazcık karışık. Bütün sayıyı yazıyorsun Tonguç. A, B, C, D, C. Eksi diyorsun. Devirsiz kısmını yazıyorsun. ABC bak devirsiz kısmı burası bölü virgülden sonra devirli kadar virgülden sonra devirli kadar 9 bu iki tane var 9 9 devirsiz kadar da 0 koyuyorsun tomuc. O zaman kuralını yazayım mı tekrar sana? Tüm sayı eksi devirsiz kısmı bölü virgül sonrası virgül sonrası devirli kadar 9, devirsiz kadar 0 diye ezberleyebilirsin evladım. O zaman hayırlı olsun. Bunu yapalım mesela. 4 eksi 0 yazmamıza gerek yok. Bölü virgülden sonra devirli kadar 9, devirsiz yok de 4 yani bölü 9. Bitti o kadar. Mesela bunu 16 eksi 0 yazmamıza gerek yok. Bölü virgülden sonra devirli kadar 9, 16 bölü 99 şeklinde yazabilirim evladım. Mesela buna bakalım. 7 eksi 0 yazmamıza gerek yok. Bölü. E, virgülden sonra devirli kadar 9, devirsiz kadar 0. Bir tane de devirsiz var. O zaman 90 şeklinde yazabilirim evladım. Anladım hocam. Mesela hemen buna bakalım. Aa dişlerini fırçalamamış ne hale gelmiş hocam dişleri. Evladım sen dişlerini fırçalıyor musun? Günde kaç kere fırçalıyorsun? Hocam ben günde en fazla ya da en az bir kere fırçalıyorum. Harika bir ötesi bir öğrenci. Haftada bir gün tabii düzenli olarak. <laughs> Süper. Salı günleri fırçalıyorum hocam. Çünkü salı günü çok yemek yiyorum ben. Ve artık ağzımın Evet. iğrenç kokmasın ağzına evladım. Gerçekten insanlar senden kaçıyorlar. Dolayısıyla evet. her gün devirli bir şekilde fırçalaman gerekiyor. Yüzde kaç devirli fırçalamak ee, hocam? 3000 devirli diş fırçası makineleri var. Onları tamam, kullanıyorum. 0 052'ye baktığım zaman 52-0 yazmamıza gerek yok. 2 tane devirli var 99. Şimdi burada ise birazcık daha karışık bak. 303'ü yazıyorum. Eksi. Devirsiz kısmı 30 bölü Virgülden sonra devirli kadar 9 bir tane var. Devirsiz kadar 0. 90. Yani 273 bölü 90 diyebilirim. Aynı şeyi burada yapalım. 11 eksi devirsiz kısmı 1 bölü e, virgülden sonra bir tane 9 var. iki tane de 0 var. Yani 10 bölü 900 tarzında bir sayı çıktı değil mi evladım? Evet hocam. Evet enteresanmış gerçekten de çok garip bir sayı çıktı. Evet. Ama 11 yazıyor hocam nasıl o 10 çıktı? Efendim canım? Orada 11 yazarken nasıl? On ha, şey, Bütün olur. sayıyı yazıyorum. Sonra devirsiz kısmı biri çıkar diyorum. Ha, ya, ve ben. Şimdi e, ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. E, ve Tonguç Ayın konuda video bombardımanı şeklinde Güzel. devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki bölümdeki like. videomuz.